الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. İnsanoğlu akşama kadar da ben inanmıyorum dese, atam burasında bir ses inanıyor. İnsanoğlu akşama kadar da ben inanmıyorum dese, tam burasında, tam yüreğinde, tam kalbinin içinden bir ses inanıyor. Çünkü insan hatırlasın veya hatırlamasın, İnsan yaratılmadan önce Allah Celle Celaluhu insanı karşısına aldı ve insanla bir sözleşme yaptı. Elestu bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Allah Azze ve Celle. Beni Rab olarak kabul etmiyor musunuz dedi Allah. İnsan da kalu bele. İnsan da evet dedi. Biz seni Rabbimiz olarak kabul ediyoruz. Seni Rabbimiz olarak ikrar ediyoruz. Ve Allah insanı bu ikrar, bu fıtrat üzere yarattı. İnsanı bu fıtrat üzere dünyaya götürdü. Hatta bundan dolayıdır inanmayan insanların, inkarcı insanların seslerini sürekli yükseltmek istemeleri, sürekli inkarcı olduklarının altını çizme gereği duymaları, bas bas bağırmaları bize anlatmak için değildir. Kendi içlerindeki sesi bastırmak içindir. Yani şimdi adam ısrarla altını çiziyor, ben ateistim. Israrla altını çiziyor, ben inanmıyorum. Allah mallah yok kardeşim, bu çağda böyle saçmalık mı olur diyor ya. Bunu aslında sana bana söylemiyor, bunu kendisine söylüyor. Çünkü o yok dedikçe içinden bir şeyler var diyor. Sen yok diyorsun ama senin varlığın nasıl haksa, sen nasıl varsan, kendinden eminsen, bir yaratıcı da var, bu şekilde ondan emin olman lazım. Adam işte o sesi bastırabilmek için, kalın kalın kendini ikna etmek için altını çiziyor. Ben inanmıyorum, ben inkarcıyım diyor. Ne kadar insanlar inkar ettiklerini söylerse söylesinler, içlerinde, o fıtratlarında, derinlerde bir ses iman ediyor, onun var olduğunu söylüyor. Her ne kadar bu iman Allah katında geçerli olmasa da. Çünkü fıtri iman şer'i imanla birleşmediği müddetçe Allah katında o iman iman değildir. Onun için kardeşlerim, biz insanlara İslam'ı anlatırken, Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken şu inanıyor, bu inanmıyor diye düşünmeyin. Bu kelam Allah'ın kelamıdır. Kalpler bu kelamı tanır. Bu kelamın kalpler üzerinde bir tesiri vardır. İnanıp inanmadığına bakmaksızın siz insanları İslam'a davet ederken Allah'ın ayetlerini onlara okuyun. Allah'ın ayetlerini onlara hatırlatın. Umulur ki Allah Celle Celaluhu kendi kitabıyla geçmişte inkarcıları hidayet ettiği gibi günümüzde de inkarcıları hidayet eder.